Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen yayın konuğumuz. Çünkü masada çok önemli konularımız var. Öncelikle yayınımıza hoş geldin Melis. Hoş bulduk Aleyna Hanım. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz normalde böyle yayınları genellikle işte maaş zamları ne zaman olurlarda yapardık ama 2024 yılının emeklilik yılı olması vesilesiyle zannedersem çok fazla gündeme gelmeye devam ediyor. En son olarak da şu gündeme gelmişti, biliyorsun ki 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanlar arasında %30'luk hatta 35'lik bir fark oranı olacağı söyleniyor. Bunun detaylarını öncelikle açıklamanı isteyeceğim senden, rica edeceğim. Evet, bu uzun süredir konuşuluyor. 2024 emeklileri 2025 yılına göre şu anki yapılan hesaplar doğrultusunda %30 daha avantajlı görünüyor. Bunun en önemli sebebi orta vadeli programda enflasyon düşürme çabası sebebiyle bizim 2024 için açıklanmış, yani olabilmesi öngörülen tüfemiz 41.5 gibi görünüyor ve büyüme gelişme hızımız da 3.5. Bu da son 3 yılın en düşük verisi aslında, son 3 aya göre, yani Temmuz, Ağustos, Eylül'e göre. Bu doğrultuda orta vadeli plana ve Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımız zaman enflasyon düşürmede TÜFE ve gelişme hızımız 2024'te daha yüksek görünüyor ve bu yüzden de 2024 yılı emekleri 2025 yılına göre daha yüksek aylık alacak. Ve şu andaki minimum konuşulan rakam %30, hatta bazı durumlarda %40'lardan bahsediliyor. Ama bu kadar yükseleceğini zannetmiyoruz. %30 ve altı olacak şekilde şu an görülüyor. Tabii bunun en net açıklaması ne zaman olacak? 3 Kasım'da, 3 Aralık'ta 3 Kasım'ın enflasyonu daha doğrusu açıkladıkları zaman 2024'ü 2025'e en iyi şekilde kıyaslayabileceğiz. Yani ne olacak? Bununla ilgili bir düzenleme gelmezse %30 olmaz da %25 olur. Ama gene de bir fark doğacağı artık ortada. Bu sebepten dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belli formüller üzerinde durduklarını, 2025'i eşitlemeye çalıştıklarını ya da işte farkı minimuma düşürmeye çalıştıklarıyla ilgili bir açıklama yaptılar. Daha önceki senelerde bunu görebiliyorduk. Şimdi o açıklamaya geleceğim ama hemen şunu da sormak istiyorum. Sonuçta kaldı şurada 3 aylık bir süre. 2025'ten önce emekli olmak isteyenler peki ne yapmalı? Hangi şartlar altında başvuruda bulunabilecekler? Evet, 2024 Aralık'ın sonuna kadar, yani 30 Aralık'a kadar eğer EYT sürecinde ya da normal emeklilikleri ilgili, yaş haddi emeklilikleri ilgili, yaşa tabi olmayanlar prim günü ve yıl şartlarını doldurdularsa eğer emekliye 30 Aralık'a kadar başvurabilirler. Böylece 2024 yılının verilerinden yararlanacak, Ocak zamlarını alabilecek maaşlarına, yani birçok açıdan şu anda avantajlı görünüyorlar. O yüzden eğer planlamalarını yapmadığı bir şekilde yapmalarını açıkçası tavsiye ediyoruz şu anda. Zaten gelen haberler de şu yönde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda o kadar çok başvuru var ki bunu işte 2025'ten önce işte o aradaki 30'luk farkı alabilmek için çok fazla başvurunun olduğu da gelen haberler arasında. Şimdi bahsettiğin gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlıklar özellikle de bu aradaki farkı minimize edebilmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını açıkladılar. Son olarak Bakan Işıkhan'dan, Çalışma Bakanı'ndan böyle bir açıklama geldi. Masada çeşitli formüller olduğu da gelen bilgiler arasında. Nedir bu formüller? Neler konuşuluyor? Neler görüşülüyor? Senden alalım. Dediğimiz gibi birkaç formül var. Bunların hiçbirinin kesinliği yok ama ilk konuşulan 2024 yılının bağlama oranlarını baz almak. Yani 2025'teki bu aradaki uçurumu kapatmak. Ama tabii ki bu da net bir çözüm değil. Çünkü 2025'i kapatsa 2026'yı kapatamayacak. Çünkü orta vadeli plan dediğimiz 2027'ye kadar oluşturulmuş bir plan olduğu için ve enflasyon düşürme çabası da aynı şekilde devam edeceği için muhtemelen son 3 yıllık enflasyonun ortalamasını belki alarak yeni bir bağlama oranı belirleyebilirler. Çünkü son 3 yılınki daha yüksekti. Şu an en düşüğe gidiyoruz. En düşüğe doğru gidiyoruz. Bu da çalışmalardan biri. Artı olarak prim gün sayısı olanlar var şu an EYT sürecinde olsa bile 5000 gününe, 5900'de olmayıp 7000 güne ulaşmış olanlar da var. Onların maaşlarını en azından
çalıştıkları kazanç çerçevesinde değerlendirip, yani ne kadar fazla çalıştıysanız o kadar bağlama oranını işte 1 puan 2 puan yükseltmek, buradan kurtarmak. Yani aslında hepsini paket bir program halinde yapıp bize sunmalarını bekliyoruz. Ama bunu aslında Aralık ayı içinde yapmaları gerekiyor ki insanlar 2024'te mi yapayım yoksa 2025'te mi yapayım'a karar verebilsin. Ama bunu yapamayacaklar. Neden? Çünkü Aralık ayının enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanıyor. 3 Ocak'ta açıklandığı için zaten emeklilik başvuru, yani 2025 şeyini geçmiş oluyorlar. Açıklandıktan sonra ne oluyor? Tekrar bir komisyon toplanıyor. Sayın Erdoğan çıkıp açıklama yapıyor ya bakan açıklama yapıyor. Bunlar da gene Ocak ayının 15'ini 20'si %10 farkı bile indirseler. Hadi oradan aldı buradan veriyi verdi gene 2024 avantajlı görür. O yüzden şu an yani daha 3 aylık veri açıklanmış olsa bile bizim söylediğimiz 2024 daha avantajlı oluyor. Sadece biz değil. Bunu ekonomistler de söylüyor. Üstadlarımız, sosyal güvenlik uzmanları ve herkes zaten bunun farkında. Kim onu bırakın, bakanlarımız da zaten farkında olduğu için bakanlıklar bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Hep birlikte bunun açıklamasını ilerleyen günlerde göreceğiz. Umuyorum ki daha erken bir açıklama yapılır. En azından nasıl bir proje olacağıyla alakalı aşağı yukarı bir netlik kazanırsa vatandaşlarımız da daha rahat emekliye başvurabilirler. Şimdi maaş zamlarından bahsetmişken bugün bir de biliyorsun enflasyon rakamları açıklandı. Çok erken gibi gözüküyor ama yine de var mı elinizde bir rakam, işte Ocak ayında emeklinin alacağı oranla ilgili bir öngörün var mı? Şöyle Temmuz, Ağustos ve Eylül açıklanmış oldu. Yani 3 aylık veriye göre şu anda emekliler %8.92 garanti altına aldılar. Yani %10'a yakın bir tam şu an garanti altında. Hı hı. Bundan sonraki ayına baktığımız zaman rakamların mesela Eylül için 2.97 olarak açıklandı. İşte Ekim için 2.50 belki olabilir. 2.40 olabilir düşürme olursa ya da en fazla 3'e çıkabilir. Bu veriler çerçevesinde gider ise de yıl sonunda %15-20 arasında bir görülüyor şu anda. Tabii ekstra bir değişiklik olmazsa, çünkü maalesef ki biliyorsunuz Enak verisi başka paylaşıyor, TÜİK verisi başka paylaşıyor. Sürekli aşağı yukarı rakamlar söz konusu olabiliyor. Yani birilerinin altına düşmeyecektir. Düşerse tabii ki zam oranı da aynı oranda düşer ama tahminimiz 2 civarında kalacak son 3 ay için. Hepsine 2.01, 2.50 gibi olması durumunda da %15 %20 arası bir emekli zammı Ocak'ta konuşuyor olacağız muhtemelen. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Teşekkürler. Rica ediyorum, yayınlar. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen yayın konuğumuzdu. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.